Oyunda kostümü bulunmayan tek efsanevi karakterimiz hangisidir? Cevaplar kopya çekmeden aşağı yorumlar kısmına. Böyle videoya soruyla girince bir anda aklıma eski videolar geldi. Eskiden videolar hep böyle soru sorarak girerdik. Arkadaşlarımız cevaplardı. Bazı arkadaşlarımız kopya çekmedim derdi. Hemen yazdığı yorumun altına da kopya çektim diye belirtirdi. Gerçekten güzel günlerdi. Evet arkadaşlar, yeni bir Brawl Stars haber videosuyla daha karşınızdayım. Bu tarz haber videolarını seviyorsunuz. Bir de biliyorum ki gerçekten çok merak ettiğiniz sorular var. Örnek, her zaman soruluyor. Kutulardan elmas çıkacak mı? Arkadaşlarımız arasında sesli sohbet özelliği gelecek mi? Kulüp ligi kostümlerine yeni kostümler eklenecek mi? Kulüp ligi başladı ama kulüp isimlerimizi değiştirebilecek miyiz? Oyun liderimiz Frank bunların hepsine cevap verdi ve gerçekten bizleri heyecanlandıran cevaplar da vardı. Bu tür haber videolarının devamı konusunda videoya bir tane like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi hemen haberlere geçelim. Valla arkadaşlar şöyle bir baktım da gerçekten benim de merak ettiğim sorulardı, cevaplarını falan hep birlikte bakacağız sizlerle şimdi. İlk sorumuz gördüğünüz üzere arkadaşlar, ben de şöyle önüme Türkçelerini not aldım. Kulüp ligi kostümleriyle alakalı bir sorumuz. Arkadaşımız oyun liderimiz Frank'e soruyor. Diyor ki kulüp ligi kostümleri ne sıklıkta eklenecek? Çünkü eminim ki Daryl kostümü falan gelirse onu alamayacağım. Yani şu an bunlardan birisini alırsam ilerleyen zamanlarda Daryl gibi bir kostüm gelirse onu alamam. Herhalde arkadaşımız Daryl'ın hayranı. O yüzden bu şekilde bir soru soruyor. Oyun liderimiz Frank de diyor ki kulüp ligi kostümleriyle alakalı meraklıları arkadaşlar. Oyun liderimiz Frank diyor ki her güncelleme en az bir tane ekleyeceğiz. Belki daha fazla. Yani her güncelleme kesin bir tane gelecek. Yani oyun liderimiz Frank bunun garantisini verir gibi konuştu ama belki daha fazla. Yani her güncelleme bir tane gelecek ama daha fazla da olabilir şeklinde bir cevabı var oyun liderimiz Frank'in. Ki oyunun en yetkili isimlerinden birisi Frank bu şekilde cevap veriyor. Kulüp ligi ve özellikle kostümleri sevenler için de bu müjdeli haberi buradan vermiş olalım arkadaşlar. Brawl Stars haber videomuzda. Şimdi gelelim kulüplerle ilgili isimlere. Yani aslında bu bana da geldi sorulan soruydu ama tabii ki ben her zaman diyorum bunu ben bilemem. Sadece sizin sorduğunuz sorular gibi bir sorular sorulursa Frank'e veya oyun liderimiz Frank olsun, topluluk yöneticimiz Dani olsun, sorular gelirse oradan aklıma gelen soruları alıyorum. Sizlerle bu şekilde video olarak paylaşıyorum. Burada diyelim ki arkadaşlarımızdan birisi kulüp kurdu. Kulüp liginde de o kulüple beraber çok iyi yerlere geldi, yükseldi ama daha sonra ismini değiştirmek istedi. Tabii ki öyle bir durum yok. Ama bir arkadaşımız Frank'e şu şekilde soru soruyor. Frank, kulüp ismi değişiklikleri gibi bir şey olacak mı? Artık oyunda kulüp ligi var ve her zamankinden daha önemli şeklindeki soruyu sorduğunda Frank, kulüp ismi değiştirmek isteyenler için de tam emin değil ama yani evet muhtemelen olacak böyle bir şey. Yani ilerleyen zaman artık bir kere mi olur, iki kere mi olur bilmiyorum artık nasıl değiştirilir ama yani şu an kulüp ligi var. Yüksekliklerde olanlar için de evet ilerleyen zamanlarda belki muhtemelen böyle bir şey yapabiliriz gibi bir cevabı verdi oyun liderimiz Frank arkadaşlar. Buradan kulüp isim değiştirisi sorusu soranlara da duyurulur arkadaşlar. Çünkü bana da çok geldi. Dediğim gibi ben bilemem ama Frank işte isabet yani. Sizin merak ettiğiniz soruyu arkadaşlarımızdan biri sormuş. Diğer sorumuz da burada ama ben bu soruyla alakalı size bir soru sormak istiyorum. Arkadaşımız burada şu şekilde soru soruyor. Denge değişiklikleri bir sonraki güncellemede mi olacak? Grom çok can sıkıcı. Yani Grom'un çok güçlü olduğunu söylemiş. Ben de size soruyorum buradan. Grom arkadaşımızın söylediği gibi gerçekten güçlü mü? Yani sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. En azından yorumlar kısmında belirtin. Çünkü bu arkadaşımızın dışında birçok arkadaşımız da Grom'a bir nerf gelmesi gerektiği gibi fikirlerini söylemişler. Ben de o konuda sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Grom gerçekten çok mu güçlü? Onu da yorumlar kısmına yazın. Burada Frank'in denge değişiklikleri alakalı soruya cevabı henüz bilmiyorum. Daha belli değil. Çünkü daha 10. sezonumuz da gelmedi. Bu arada yeni kromatik savaşçımız Fang gerçekten inanılmaz. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi ama şu an deneyebiliyoruz arkadaşlar. Oyuna girdiğimiz zaman orada deneyebiliyoruz Fang'i. Biraz böyle bir oynama fırsatı buldum ama gerçekten inanılmaz bir karakter geliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ki birçok arkadaşımız da oynamıştır zaten. Çünkü yorumlarda bana gelen yorumlarda da o şekilde Fang'in çok iyi olduğunu deneyebildiğimizi söyledi arkadaşlarımız. Ben de denedim. İnanılmaz bir karakter. Gerçekten merakla bekliyorum. Normalde biliyorsunuz ki Brawl Pass sezonu geldiği zaman 10 kademe arttırıp 30-30-30-30 elmas vererek açıyoruz ya. Normal şartlar hiç öyle bir şey yapmadım şu ana kadar ama Fang için öyle bir düşüncem de var. Yani inanılmaz bir karakter çünkü. Yani
o kadar elması da gözden çıkartabilirim. Artık onu da Brawl Pass'in geldi. Yani yeni sezonumuzun geldi. Gün bakacağız arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Brawl Stars tarihinde oyun liderimiz Frank, topluluk yöneticilerimiz Dani ve Paola'ya en çok sorulan soru neydi diye benim fikrimi sorarsanız en çok elmaslar kutudan geri çıkacak mı, geri gelecek mi? Diğeri de arkadaşlarımızla sessiz sohbet edebilecek miyiz? İşte bir arkadaşımız aslında Frank'e diyor ki, yani birçok soru sormuş aslında ama ben özetledim sadece. Üzerinde durduğu konuyu anlatacağım sizlere. Arkadaşımız demiş ki Brawl Stars ekibi şunları eklemesini istiyorum. Yani Brawl Stars ekibinin oyuna şunları getirmesini istiyorum. Yalnızca arkadaşlarla sesli sohbet ve savaşçı istatistikleri, daha da söylediği şeyler var ama Frank'in özellikle sesli sohbet için verdiği cevap şu şekildeydi. Daha önce birçok kez soruldu ya, dediğim gibi şu an için böyle bir şey düşünmüyoruz. Bunun gelmesi ihtimalini çok düşük görüyorum gibi birçok şey söylemişti. Frank bu soru için şunu söyledi. Sesli sohbet sürekli değerlendirdiğimiz bir şey. Yani arka planda sürekli konuşuyorlar demek ki sesli sohbeti. Ama bilmiyoruz tabii ki. Sadece değerlendirme yapılıyor. Gelir gelmez bilmiyoruz ki, gelirse de zaten yine birçok arkadaşımız da bu sorunun altına da birçok soruyor. Yani gelsin diyenler var, gelmesin diyenler var. Bana sorarsanız fikrimi, gelsin mi gelmesin mi? Bence gelmesin. Ama şöyle durun. Bakın Frank'e sorulan soru şu şekildeydi. Yalnızca arkadaşlar. Sonuçta siz arkadaşsınız ki bizim Discord ortamımız gerçekten bir aile gibi. Küfür yok. Herkes birbirine saygı duyuyor. Yapamadıkları soruları bile çözebilecekleri odalar var. Yani bu şekilde tanıştığımız arkadaşlarımızla konuşabiliriz. Ama diğer türlü, diyelim ben hiç rastgele oyuna giriyorum, onunla konuşacağım. Yani orada bir küfürleşme olayı olur. Yani sen hiçbir şey söylemesen bile biraz kötü oyna, oradan bir küfür gelme olasılığı olur ama sadece arkadaşlar özelinde sanki bir ihtimal olabilir. Ama bu şekilde diyelim oyuna girdiğimiz zaman direkt takım arkadaşlarıyla sessiz sohbet falan bana çok uzak geliyor ki, olacağını da çok zannetmiyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Video kaçıncı dakikada şu an bilmiyorum. Bu dakikaya kadar izleyenler, like atmayı unutanlar varsa bir tane de like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Yine sizlerin en çok merak ettiği sorulardan birisi. Güç ligi, kulüp ligi. Gerçekten benim de çok istediğim bir şey. Güç ligi ve kulüp ligine girdiğimiz zaman savaşçı önerme durumu olacak mı? Yani arkadaşımızın sorduğu şu, kulüp ligi ve güç ligi için savaşçı önerilmesi olmasını çok isterdim diye sorduğunda Frank burada yapılacaklar listemizde. Yani bu yapılacak bir durum diye Frank, oyun liderimiz buradan gerçekten de bizleri böyle rahatlatan bir mesaj cevap verdi. Çünkü gerçekten bu çok çok gerekli bir şey gibi görünüyor. En yakın zamanda da artık böyle bir şey bekliyoruz ki oyun liderimiz Frank de yapılacaklar listemizde diye cevabı vermiş arkadaşlar. Onlarca kez sorulan, yüzlerce kez sorulan ve binlerce kez sorulan o soru. Elmaslar kutulardan çıkacak mı? Oyun liderimiz Frank buna net bir cevap verdi. Daha önce de cevap vermişti ama bununla alakalı şimdi çok çok daha net bir cevap vermiş oldu. Geri gelmeyecek. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken arkadaşlarımızdan birisinden ilginç bir öneri geldi ki bu öneri daha önce de gelmişti. Arkadaşımız kulüpten birinin maçını izlediğimiz zaman, özellikle kulüp liginde falan böyle destek atabilmek için konfeti, emoji gönderme gibi bir şeyler olabilir mi diye sorduğunda Frank, böyle bir şeyi birkaç kez tartışmıştık, bence güzel olurdu şeklinde bir cevap verdi ki sizce nasıl olurdu? Yani bilmiyorum, oradan mesela ben oynarken yukarıda birisi beni izlediği zaman bile ben heyecanlanabiliyorum. Hele bir konfeti atsalar herhalde iyice bir heyecanlanırız diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.